Allah'ı görmüş okuduk dolayısıyla. Şimdi miracın hakikatini yapalım. 561'de, 565'te, 563'te 3 yeri okuyacağım. Hepsini cümle cümle ama çok biliyorsun çok fazla. Miracın hakikati şu. Ondan sonra ilk önce nesi okuyayım? 563 için ikinci paragrafın başı diye şey yapayım. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın meratıb-ı kemalatta seyri sülükünden ibaretmiş. Gene velayet değil mi? Evet. Bak. Zat-ı Ahmediye'nin Ahmet. Ve Ahmet olunca velayet olacak. Muhammed olunca risalet. Veya Ahmet ve kurbiyet. Kurbiyet, velayet. Muhammed, akrebiyet, risalet. Demek ki hakikat-ı miraç nedir? Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın meratib-i kemalatta seyri sülükünden ibarettir. Yani diyor, ondan sonra devam ediyor. Sonra ta nereye kadar gidiyor bu kemalatı? Şuraya kadar gidiyor. Ta Kab-ı Kavse makamına çıkarmış. Ehadiyetiyle kelamına ve rüyetine mazhar kılmıştır. Nitece bu. Hakikati bu. Yani şurayı açarsak şuraya kadar kemal şey onu göstereyim de. Bak. İlk önce niye kelamına sonra rüyetine demiş. Niçin rüyetine ve kelamına demedi diye soru sordum ben. Aylarca uğraştım. Ben hulasa edeceğim size. İlk önce sıra. Tesadüf yok Risale-i Nur'da. Kelamına ve rüyetine. Ehadiyetiyle mazhar etmiş. Niçin kelamına diyor ilk? Onu göstereyim size. Kelamın kaynağı neresi? Kelamın kaynağı söyleyin alemde. Alemde. Ade. He? Akıl mı? Lef-i mahfuz. Aferin. Akıl. Ha. Peki kelamdan kelamdaki simge kimdi yönetici melek? Cebrail. Ben bir adım atamam. İlk önce kelamına burada mazhar olmuş. Onun için kelamına derken lef-i mahfuza. Yani yolu tarif ediyor aslında. Yolu tarif ediyor. Seyahat ettiği yolu anlatıyor. Lef-i mahfuza, kelamına, kelam buradır. Kelam sıfatı buraya aittir. Bak görüyorsun ismi. Kelam sıfatı. Ondan sonra rüyetine. Tamam. Şurası. Basar sıfatı. Burada basar sıfatı olması lazım. Bir yerde yazması lazım. Arşı azamda mı? Kalb-ı kavseyinde mi? Yani şuralarda bir yerde yazması lazım. Burada kelam sıfatı yazıyor mu? Evet. Ha var, ha bak. Kelam sıfatı ama olsun orada. Kelam sıfatı, aferin. Bizim aferin Hasan. Çünkü olması lazım yani. Burada da basar sıfatı olması lazım. Eski acaba bu mu? Burada basar sıfatı olması lazım. Eskisinde bir yerde. Yazıyordu. Ha? Eskisinde yazıyordu. Nasıl olmadı? Onun bir not alır mısın bu hata? Bu hatayı telafi edin. Ondan sonra diğer sıfatlar bak aşağıda görüyor musun? Bak göstereyim sana. Bak bu hayat sıfatı görüyor musun? Basar yoksa zaman. Tamam neyse. Ha ki arkadaşlar ilk önce kelamına lef-i mahfuz demektir. Yolu anlatıyor. Sonra rüyetine burası. Şurası. Şurası rüyetine. Burası da ehadiyetine. Ehadiyeti. Ehadiyet burada. Sonra kelam niye? Kelam şeyi ne? Tamam. Yani yolu tarif etti de niye önce kelam oldu? Çünkü iletişim aracı olarak vesilelik noktasında en zirve şeydir. Kelamdır. Karşılığı sem. Yani kelam. Tamam. Kelam vahidir ya. Allah ile kullar arasındaki iletişim vahidir. Kelam sıfatı yani. Orada vahiy bitiyor. O bize daha yakın. Tabi Cebrail, Cebrail'lik bitiyor bir sende. Ondan sonra Cebrail şey bitiyor burada. Kurbiyet bitiyor. Mahluka daha yakın olan o kelam. Yani evet. İlhamla da aslında orada irtibat. Tabi canım orada bitiyor ama. Hazreti Musa'yı mütekellim ismi. Evet kelam. Mesela Kelimullah. Cebrail Aleyhisselam'la hiç münasebeti o noktada olmuş mu? Mesela Tevrat getiren Cenab-ı Hak Tevrat'ı, Tur-i Sina'da Hazreti Musa direkt şey olarak giriyor, o mütekellim ismiyle mi geliyor yani? Yoksa Hazreti Cebrail mi getiriyor yani? Cebrail Aleyhisselam getiriyor. Ha. O dağa tecelli etmesi Cebrail yok gene orada. Dağa çıkıyor yani işte, kalıyor ya 40 gün kadar. Sonra Cebrail, 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 Cebrail siz bayi şey yok yani.
Sırrı ehadiyet nerede oluyor? Kâb-ı kâfi şurada dediniz. Şurada oluyor. E şurada kelamın oldu mu? Evet. Şurada basarın oldu mu rüyetine? Evet. Burada da ehadiyeti söylüyor. Burada da ehadiyet. İkinci şua. Ferdun kayyumun hakimun adın kuddusun. Altı. Cemet hepsini hulasa Allahu hayat. Sırrı ehad ayrı bir şey değil mi abi? Sırehat kişiye, her kişideki şey, Allah tarafındaki yön, evet. Allah tarafındaki herkese koyduğu sır. Mesela Allah-u Ehad niçin dedi ki kelamına ve rüyetine ehadiyetiyle mazhar oldu? Çünkü o isimler, altı tane isim bitiyor. Ferdun, Kaymun, Hakemun, Addun, Kuddus. Tamam. Onlar ikinci şurada diyor, bu millet şey zanneder. Üstad diyor ki ismi azamında veyahut ismi azamın altı nurundan bir nuru diyor. Veyahut deyince üstad geçmişteki ulemanın sözünü teyit ediyor. Diyor ki ismi azam. Ama üstad diyor ki veyahut ismi azamın altı nurundan bir nur. İsmi azam değil yani. Değil. Nurundandır. Evet, nurdur. Azami derecede bir esmadır. Peki ismi azam nedir üstadın? Allahu ehad. İkinci şuada geçiyor. Ha, o zaman kelamına ve rüyetine, rüyet arş azamda, ehad da kab-ı kafsende. Allahu ehad orada. Hatta bir dakika, Allahu ehad burada olacak, daha yukarıda olacak. İçeriye girmesine Allahu ehad burada. Allahu ehad bak meculda. Allahu ehad o zaman esma, evet. Orada nasıl oluyor desin? Yani Allahu ehad, ehad şuradadır diye bir şey yapıyordum kab-ı kafsende. Rüyetine, şey kelamına, rüyetine ehadiyetiyle mazhar oldu mu? Orada. Ondan sonra hala ben sen oldum. Ama mecule girince artık başka bir şey oldu. Allahu ehad. Yani benzer ama. Bu birinci bir şey. Üç tane var. Hakikatini anlatma. Hakikat bu. Musa aleyhisselamın kelamına, Allah-u Teala'nın kelamına dünya zemininde mi şey oldu, mütekellim oldu? Evet, evet. Buradaki dünya kulağıyla. Yani evet. Ama dünya kulağı derken ruh kulağını kullanmış. Yani işte mesela diyelim kulağı ki yatıyorsun bak. Hangi gözle görüyorsun rüyada? Ruh gözü. Ha, Musa aleyhisselam da başka bir kulak kullandı. Ruh kulağı, tabii. Evet. Rüyada da kalp kulağı da olur. Rüyada da duyuyoruz. Evet. Şimdi demek ki Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın meratib-i kemalatta seyri sülükünden ibarettir. Bu hakikattır. Sonunu da söyledi. Sonu da kelamına ve rüyetine ehadiyetine mazhar olmuş. Başka bir yer söylüyorum. 565 paragraf 1 diyor ki işte Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam hep Zat-ı Ahmedi'ye. Çünkü ismi azama mazardır. Nübüvvet ve nübüvveti umumidir ve bütün esmaya mazhardır. Elbette bütün devair-i rububiyetle alakadardır. Elbette o dairelerde makam sahibi olan enbiyalarla görüşmek, o makamlarda 18 görüşmek ve umum tabakattan geçmek hakikat-ı miracı iktiza ediyor. Makamattaki seyri sülük durumu açılımı gibi oldu. Açılımı gibi oldu. Makamattaki seyri sülük. 566'da şöyle geçiyor paragraf 1. Arş-ı azamına girecek ta kab-ı kavseyine yani imkan ve vücub ortasında kab-ı kav orta. Bazılar berzah kabul etmiyor. Bak imkan ve vücub ortası diyor. Yani külliyat. Kab-ı kavsin ile işaret olunan makama girecek. Yani şey bazılar berzah kabul etmiyor derken nurculuğun dışında kabul etmeyin ha. Nurculuğun dışında böyle konuşma yok zaten. Böyle bir fikir yok. Böyle bir dünya yok. Siz dünya içinde başka bir dünyadasınız şu anda. Böyle bir konuşma yok. Öyle başka ya bunun berzah yoktur derken nurculuğun içine kastediyorum. Nurculuğun dışında zaten böyle konuşmak yok. Yani yok böyle. Şimdi arş-ı azama girecek. Bak arş-ı azama girecek. Kırmızıya girdi. Ta kab-ı kayseyine yani imkan vücub ortasında kab-ı kayseyine ile işaret olunan makamata girecek ve zat-ı celili zülcemal ile görüşecektir. Ki
şu seyri sülük ise miracın hakikatıdır. Celil ve cemal. Celil ve cemal. Evet. Celil ile Celil ve Zülcemal asıl cemal. Zat-ı Celili Zülcemal. Zülcemal. Sonra devam edeyim. Her bir insan aklıyla hayal suratine seyranı, yani bunu anlatıyor, mantıkını kullanıyor şimdi. Her bir insan diyor, bak nasıl oluyor biliyor musun diyor. Hani makamatta geçmek. Hani nasıl ki diyor, her bir insan aklıyla hayal suratine seyranı var. Bazıları aklını kullanarak hayala bindiriyor. Aklını hayala bindiriyor. Her bir veli kalbiyle berk suratinde cebelanı ve cismi nurani olan her bir melek ruh suratinde arştan ferşe, ferşten arşa deveranı, ehli cennetin insanları burak suratinde haşirden 500 sene fazla mesafeden cennete çıkmaları olduğu gibi, nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalplerinden daha latif ve envatın ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif ve cesedi necmi ve bedeni misalinden daha zarif olan ruhu Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Bu sıfatlar cemi Ahmet'ten çıkar. Ahmet olmaz. Evet. Ruhu Muhammed'in aleyhissalatü vesselam hadsiz ve zayıfine medar. İyi dinleyin burayı. Hadsiz ve zayıfine medar ve cihazatını mahseni olan cismi Muhammed'i aleyhissalatü vesselam o şeceri cisim en kesif gibi gözüken hepsini içine aldığı için en uçu söylüyor. Cismi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam elbette onun ruh halisiyle arşa kadar beraber gidecektir. Ceset arşa kadar gitti. Ha, buradan şey yapıyorsunuz arşa gitti. Peygamber Efendimiz'in gölgesi yokmuş. Yok. Yani bak şimdi. Sonra ne olmuş? Şuraya kadar gitmiş. Aha. Şuraya kadar gitmiş. Arştan sonra nasıl gitmişi söyleyecek misin? O biraz şey, arştan sonra başka şekilde gitmiş. Cismi Muhammed'i, cismi Muhammed'i şey kadar gitmiş, arşa kadar. Cismin sonu dudu arştır. Unutmayın. Cennet cismanidir. Refrefle gitmiş diyor. Evet, refrefle. Evet, refref, rafraf. İnkılap. Alimler insilah der. Mahiyeti mi değişiyor? Yani cennet evet. Hakikati gibi, mahiyetine dönüşüyor. Buradaki gibi de tabii cismani ama değil mi? Yani hakikati mahiyetini değiştirirse acele olur. Kabuk karşısından sonradır. Hakikatin daha şeyi, refref. Burak aşağı kadardır. Burak o zaman cismani kısmı. Cismani. Yani nedir o? Yani Burak okumuştuk hatırlarsın, zanların cemidir. İçsel sezişlerin, içsel uyanmaların, zan yani Burak, senin Burak şu, içsel uyanmaların, içsel sezişlerin, içsel farkındalıkların, içsel alemin, enfus aleminin yekününe Burak. Ondan da sıyrıldın mı refref oluyorsun. Evet, bırakabiliyorsan. Refref oluyor. Raf. Rob. İnkılap. Onu ulema, tasavvufçular şeydir, insilah der. Hakikatların aslına doğru katlanıp olması, aslına gelmesi mesela. Bak insilah yapıyorum. Görüyor musun? Tek o. Ondan sonra katlanıyor. Yani aslına katlanıyor. Üzerine katlanıyor. Oraya kadar gitti. Cismi Muhammed'i. Gözünü kulağını oraya kadar götürdü. Allah'ı gördü. O artık cismi Muhammed'deki göz değil. Ruhu Muhammed'deki göz. Zaten ruhu Muhammed'i. Evet. Ruhu Muhammed'i diyor zaten. Ruhu Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Ruh. Ruhu Muhammed'i artık. Evet. Şimdi var mı başka yaptığım? Yok. 566'da bir tane de var dedik. Ha, orayı okuduk. Tamam. O zaman insanlar cismi gözü de düşündüğü için
hata edip kalıyorlar, olmaz evet. diyorlar. Ya şey, ben bir kere hata şu Erdinç'in, bir kere hata. Ben derken neyi kastediyorsun, adama bunu soracaksın. Ben derken bedeni mi? Yok abi, ben derken akıl mı? O zaman akıl aleminin gittiği yere kadar gidiyorsun. Benden kastı kalpse aşağı kadar senin makamın. Benden kastı ruh kastediyorsan arş azama kadarsın. Zaten onu cesette kalmışsa görmek deyince göz olan... Tabii tabii. Şey basit. Zaten... Mesela ondandır ki Allah'a gözükmez demiş. Şimdi ceset mertebesini... Ceset mertebesini kastedince Allah gözükmez. Ama eğer görmekten kastı siz gözse Allah'ı göremezsin. İşitmekten kasıt şu kulaksa Allah'ın sesi ayetini duyamazsın. Oysa Allah'ın ayetlerini ruh kulağıyla dinletiyor. Öyle demiyor mu? Kalp kulağıyla dinletiyor. Mesela Kur'an'ı üç şekilde dinleyebilirsin diyor. Bir, Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeyi anlatırken, ayeti ilk nazil olurken anlatırken sen de kenardan duyuyormuş gibi ol. İki, Cebrail aleyhisselam peygamberimize ayeti getirirken kenardan duyuyormuş gibi ol. Allah Cebrail'i öğretirken şunu ona götür. Allah konuşurken duyuyor gibi ol. Ya görüyor musun? Çok acayip. Bedensel aşağıda. Yani peygamberimiz aleyhisselam sahabeyi anlatırken üç mertebeyi anlattı. Yani inkılaptan bahsediyor orada bir şey. Yani meslevide geçiyorum. Sahabeyi anlatırken ceset kulağı, akıl şeyi. Akıl, kalp, ruh. Akıldır o. Neyle asıl saadete gideceğiz? Sıyrıl diyor. Akılla cesaretle araba gideceğiz. Hayala bindireceğiz aklı. Eğer akılla bunu ben kastediyorsan o zaman sahabeyi anlatırken peygamberin sesini duyuyorsun. Kulağın mertebeleri yani. Kulağın ve üç tane kulak. Ama benden kastıp eğer ruhu kastediyorsan Allah'ı ruh görüyor. Kalp de görüyor. Akılla mı dendi? Mertebesi oradan başladı. Ama mükalemeyi Cebrail aleyhisselam duydu. Evet. Tahiyyatları. Şimdi yalnız akıl mertebesinde oldu. Esselamu aleyna ve esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Yok tamam. Ya eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abdu ve resulü. Cebrail dedi ya. Etteyyatı da. O şey akıl mertebesidir. Mesela esselamu aleyke ya eyyühen nebi ruh mertebesidir. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin kalp mertebesi. O zaman da hala resul olmamış mı oluyor yani? Döndüğünde mi resul olmuş oluyor? Yani o hala Ali Vadillahi Salihin dediğinde Risaleti. Evet o tahakkuk ediyor. Yani, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet tahakkuk ediyor. Orada oluyor. Tamam. Ama bu mülaki olan Cebrail Aleyhisselam burada bile Allah Allah hayret yani o. Yani burada bile ümmetini nasıl unutmadı ya? Allah çünkü diyor ki. Akıl öyle diyor. Akıl gereği şu. Orada dememesi lazım. Akıl makamı yok ya ama Cebrail de aklı temsilcisi şöyle diyor. Allah diyor ki Esselamu aleyke ya nebi. Benim selamım senin üzerine olsun diyor. Peygamber akıl dışı bir şey var. Çünkü akılda sıyrılmış ya ama o da akılda Cebrail. O zaman Cenab-ı Peygamber şöyle diyor. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salih. Senin selamın benim ve benim ümmetimi temsil etmiş oldum. Ha üç tane şeye girecektik. Anahtar. Orada o zaman normal çekirdek noktasından söylüyorum. Tabii. Hepsi kendi zaten orada. Kendisi yani diyor ki Esselamu aleyke de muhataba zamiridir. Ben sen. Ötekisi öyle değil mesela. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ben sen o. Ama ya kenada. Şimdi bir de şey unutturmayın bana. Üç tane emanet, nur, anahtar. Onu da nedir de onu şey yapayım. Onu da göstereyim. Tamiraç olsun. Tamiraç olsun. Unutmayın. Yanında bu üç tane vardı. Şey söyleyeyim ya. Hemen söyleyeyim onu. Çünkü çok kısadır. 128'de Sözler 128'de şey diyor. Mahiyeti hayatım
şeydir. Üç tane şey beraberindeydi, dur. 428 miydi sözler? 428'de üç tane şey. Heh. Diyor ki, fakat bu abd bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberdi. Bunu çok soruyorlar da onun için ısrar ettim. Belki unuturum diye. Miraç'ta bunu çok soruyorlar, Miraç tersinde. Hazreti Hanımlar soruyor. Bu abd, yani şey, şuradan alayım. Kabu Kavse'ne kadar mülkü melekutunda gezdirdi. İşte çendan o zat bir abdır, bir miracı cüzide seyahat eder. Fakat, bak kağıdı gördün mü yazdı, topladım. Miracı cüzi mi dedi? Evet, miracı cüzi idi. Miracı cüzi seyahat eder zahirde, kendisi. Ama miracı külli olmasının sebebini anlatacak şimdi. Kendisi dolaşıyor, miracı cüzidir. Üç tane şey var yanında, miracı külli oldu. Aynı zat. Aynı zat, aynı yolları yaptı. 32 defa miracı cüzidir. Aynı yaptı. Ama içinde üç tane şey kondu o miraca. O külli oldu. Aynı yol. Aynı yol. Aynı şans. Niçin külli oldu onu söylüyor. Önceden yok muydu ki abi onlar? O külli yoktu. Ya, yanında yoktu. Yanında yoktu. Yoktu. Neden abi? Aldırmamış. Bilmiyorum onu. Bir tane de olsun da bilmiyorum. Fakat bu abde bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberdir. Bir. Bütün nere? Kainata taalluk eden bir emanet beraberdir. İki. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Üç. Hem saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendi zatını bütün eşeğe işitir, görür sıfatıyla tafsir ve ta o emanet, o nur, o anahtar cihan şumul hikmetlerini göstersin ve cihat miracı ekberi Muhammedi oldu. İçinde üç tane şey olduğu için. Nur, anahtar, emanet. Onlar nedir? Yerleriyle söyleyeyim. Emanet ene olduğunu 535'te söylüyor sözlerde. Ene, yani bütün herkesin enesi. Ben derken benim gömleğim gir içeriye, benim atletim gir içeriye, bak ben kim? Kimisi bendenken bunu kastediyor. Emanet Allah'tan emanet verilmesi noktası. Evet. Ene. Emanet ene. Mecul olması. Ondan sonra benim gömleğim, benim atletim, benim cesedim, benim hayatım, benim his ve şuurum, benim aklım, benim ruhum diyen ruh değil. O ben olan ben işte. O bendir. Onların Peygamberimiz Aleyhisselam Nur-u Muhammed'idir. Şeceri Hilkat'taki ismi Mecul'dur. Bendeki adı Ene'dir. Bendeki dişe batındır o. Dışa vuruşu enaniyettir. Haritadır, ruznamedir, takvimdir. Enaniyetim insanlar gurur kibir alır. Onun da hayattaki eylemsel terbiye olmamış hali gurur kibir diyebiliriz. Üç mertebe. Yani Şeceri Hilkat'taki ismi Mecul'dur. Mahiyet'teki ismi Nur-u Muhammed'idir. Bendeki karşılığı Ene'dir. Enfusi'dir. Benim mahiyetim itibar. Ama hakikat dışarı vurursa enaniyettir. Enaniyet mülktür. Ene melekuttur. Enaniyet rüznamedir, takvimdir, haritadır. Altı tanedir. O şu anda hatırıma gelmedi o şeyi. Demek ki yanında ne varmış? Kainata taalluk eden bir emanet beraberdir. Sözler 535'te enelerin cemi, bütün insanlardaki ene cemi getirmiş onda. Nur-u Muhammed'i kastediyor. İki, hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. O nur da imandır diyor. Çünkü mümin kulunun irade-i cüz'inin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Zatının nurudur. İman. Zata işaret ediyor. Çünkü iman esmadan gelmemiş. İman sıfattan gelmemiş. Böyle ateş basıyor bazı şeylerde işte. Bu korkunç bir şey de eziyor beni yani. Bildiğiniz gibi değil. Beni eziyor. Şu anda söylediğim eziyor beni. Abi bu şey yapıyor böyle, karıncalarını onun için çıkarmak zorunda kalıyor.
İman esmadan gelmemiş. İman sıfattan gelmemiş. İman zatı sıfattan gelmemiş. İman subutu şunatı zatiyeden gelmemiş. İman zattan gelmiş. İman kuvvettir. Elektrik nur. Sanki sadece eneden ne farkı var? Ha, şöyle bir şey. Şimdi imanın hakikati mahluktur. Nurdur çünkü. Bu hakikatini anlatıyor. İmanın hakikati nurdur. İman nurdur, mahluktur. Bu mülk tarafı. Bu esma, sıfat, şunat bütünlüğüdür, karması. Unutmayın, her mülkün mutlaka melekütü vardır. Ama her melekütün mülkü yoktur. Yani çekirdekte her olan şey ağaçta gözükmez. Ama ağaçta gözüken her şey çekirdekte vardır. Dış şartlardan dolayı gözükmez. Tamam mı? Şimdi iman hakikat olma noktasıyla nur olma hasebiyle mahluktur. Nur-u Muhammedi'de enede ne var içinde? Nur. Gir içine. Ya nur imanı temsil ediyor. Yani imanın mahlukiyetini temsil ediyor. İçinde bir mana yok mu bir de? Enenin içinde iki şey yok mu? Manada ene. Nur ve ene. Ha. Mana da, mana da zata bakan yöndür. Mahluk olmayan yön. O zaman eneye mana tarafı diyeceğiz, öbür ikinci emanetli bir tarafına nur tarafı mı? Evet, abi? Yani şöyle. Enenin içinde iki tane şey var. Bir nur var, bir mana var. Eneden şeceri hilkat yönü, yaratılış, zuhurat yönü, Allah'ın nuru semavatı velard. Allah her şeyin nurudur. Yani vücudu haricisini yapmıştır. Vücud haricisidir Allah. Yani su buzun nurudur. Su buzun nurudur. Neyse Allah'ın nuru semavat velard böyledir. Yani esma nedir? Esma ile bu eşya ilişkisi nedir? Su buza neyse esma da eşyaya öyledir. Peki eşyanın kesifi nedir? Sıfata bakar. Şimdi enenin içinde nur ve mana yok mu? Nur şeceri hilkat. İman çünkü gaybiydi. Mertebeler gaybi oluşturur. Enenin mana mertebesi zata bakan yöndür. Zata bakan yönü mana, mahlukiyet yönü ve berzah onun için olmuş. Ene berzahtır. Aşağı azdağından aşağı nur tarafı, evet. Yukarısı mana tarafı. Mana tarafı. Ha. O zaman o bütünsellik zatının tecelli olduğundan ene o imanın artık kaynağı zata bakıyor denilir. Zat. Şimdi dolayısıyla nur imandır. Sonra üçüncüsü çok önemli. Bunu zor bulunuyor. Yani bu iki taneyi buluyorlar bizim arkadaşlar hepimiz. Ben de dahil iştihat. Üçüncüsü iştihat çok giriyor. Bunu tespit etmek çok zordur. Nedir o? Saadeti hem saadeti ebedinin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için. Anahtar. Bunu anahtar İman gibi geliyor. Rıza ile. Bir sürü tespitler var. Çok uğraşıyorsun. Bir de okuyayım. Saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraberindedir. Burada mahiyeti hayatı, hayatın mahiyetidir. Sözler 128'de hayatımın mahiyeti Esma-i İlahiye'nin külçesidir diyor. Yani Esma-i İlahiye külçe şu. Şu anahtarlar olsun 1000 tane. Şuna külçe denir, şu yuvarlığa. Ha, hayatımın mahiyeti Esma-i İlahiye. Bunlar Esma-i İlahiye'dir. İşte noktayı nazara göre değişiyor. Kimisi diyor ki Esma bütünlüğüdür. Yani anahtar diyor. Ya buraya geçemediği için söylüyor. Yani küllatta o mertebede var. Hepsi doğrudur. Ama durdun. Mesela bir tanesi dese ki Zeytinburnu bana tarif eder misin? Bu kaçıncı kat burası? İkinci kat. Kaç kat bu? 5, 6. 6. 6. kattan bakmakla Zeytinburnu tarif etmek, ikinci kattan bakmakla tarif etmek aynı mıdır? Değildir. Ama hepsi de doğrudur. Yalan değildir. O zaman hayatımın mahiyeti Esma-i İlahiye'nin bana takmış olduğu anahtarlar var ya, Esma-i İlahiye her bir tanesi bana anahtar takmış. Cilve, cemal, nakış sana.
Ha, bunların bütünlüğe getiren külçe gibidir hayatımın mahiyeti. O zaman diyor ki saadet-i ebedenin kapısını açacak anahtarlar beraberdir. Yani mahiyeti hayatı. Yani çünkü nereden çıkarıyoruz? Hem sözler 128 hem 6. şuada bütün hayatiyet sahibi olanların hayatiyetlerini ve taibelerini, ibadetleri, ibadet-i mahsusalarını hepsini Allah Resulü almış götürmüş. Hayatiyetlerinin tahiyyatlarını ve hayatiyetlerini ve tahiyyatlarını alıp götürmüş, Allah'a takdim etmiş. Allah da buna cevap vermiş. Bütün hayat sahibi olanların hayatını, hayatiyetini ve hayatiyetindeki tahiyyatları, ibadetleri efendim hepsini cem etmiş, hulasa etmiş. Buna ne deniliyor? Hayatın mahiyeti. Sistem çalışıyor yani. Evet, sistem çalışıyor. Kainat sistemi çalışıyor. İrade ettiği şey çalışıyor. Acayip bir şey ki hiçbir zaman durmuyor. O zaman emanet nedir? Nur imandır. Anahtar hayatının mahiyetidir. Yani mahiyetindeki esmalardır. Yani şöyle diyeyim. Mahiyetindeki esma bütünlüğü yani. Şöyle diyor. Hayattır. Bak okuyayım. Hayatının mahiyetine bak ki, hayatın mahiyetinin içine bak ki, takılma detaya. O mahiyetinin icmanı şudur. Yani içi şudur. Bir, esma-i ilahiye ait garaibin firistesidir. Hayatının mahiyeti. İki, hem şuun ve sıfat-i ilahiyenin bir mikyasıdır. Hayatının mahiyeti. Üç, hem kainattaki alemlerin bir mizanıdır. Hayatının mahiyeti. Dört, hem bu alim-i kebirin bir listesidir. Hayatının mahiyeti. Kaç? Beş metti. Beş. Yani sayın. Hem şu kainatın bir haritasıdır. Hayatının mahiyeti. Hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesidir. Hayatının mahiyeti. Hem kudretin gizli defilerini açacak bir anahtar külçesidir hayatın mahiyeti. Anahtar beraber de demedi mi? Her bir esma anahtardır. Bütünü külçedir. O da mahiyet. Hem mevcudata serpilen ve efkata takılan kemalatının bir ahsen-i takvimidir hayatının mahiyeti. İşte mahiyeti hayatın bunlar gibi emirlerdir. Mahiyeti hayatındır efendim anahtar. Peki bunu destekleyen 6. şuada Miraca giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayat sahibi olanların hayatiyetlerini ve hayatlarındaki ibadetlerini icmali olan bütün ibadetlerini, tahiyyatlarını, şükürlerini, hamdlerini vesaire hepsini cem ederek götürmüş. O zaman buradaki bir anahtar derken saadet-i ebedinin kapısını açacak. Çünkü mesela saadet-i ebediyi isteyen fıtrat insaniyedir. İman değildir. İman Allah'a bakan yöndür. İnsanın fıtratı saadet ebediyi istiyor. Beka istiyor. Lika istiyor. Ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. İmdat diye bağırıyor. Fıtrat diyor ki beka istiyorum. Ebed istiyorum. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Peki cevap veren var mı? Yok. Bir kişi veriyor. Ahiret diyor ki ne istiyorsun? Buyur. Beka istiyorum. Gel bana diyor. Dolayısıyla burada İmdat diye bağır, bir cevabı da bulalım diye, bulmaya yardım etsin diye söylüyorum. İmdat diye bağırdığın zaman sana verilen cevap senin saadet-i ebedinin kapısınca anahtar onlardır. Saadet-i ebediye götüren cennete giren imandır. Saadet-i ebediye, ebedi saadeti seni isteyen o anahtarlar sende var. Bu şey fıtratta esma ile nümineleri hulasası hayatının mahiyetindir. Mahiyeti hayatın budur. Şimdi abi Miraç-ı Ekber yapıldı. Zat tecellisine kadar gidildiği anlatılıyor. Peki terakkiyat durdu mu abi bundan sonra? Ondan sonra? Terakkiyat durdu mu? Hayır. Ondan sonra bulunduğun yere göre bir sonraki gayiptir gene. Devam ediyor yani. Tabii. Onlarda var mı öyle salih orada? Var. Nerede geçiyor abi? Bir, Ene'de geçiyor. Yani. İki, Ene, dördüncü şua.
İmam-ı Rabbani'ye göre sıfata kadar giriliyor diyor. 642 Kalı Mesnevi'nin Rüye'de Kab-ı Kayfsen ondan sonra Seradikat-ı Tecelliyat-ı Ölüm ve Helakettir diyor ondan sonra. Seradikat-ı Tecelliyat var. Kardeş hiç girdik mi şuraya? Ondan sonra burada hiç konuşmuyoruz çünkü bir soran yok ki ilk defa sordu diyebilirim. Miraç'tan sonra Allah Resulü Miraç'ı diyor terakki oraya kadar gitti. Gidip geldi mi yani? Su yolu mu yaptı? Git geldi. Aynı şey. Hayır. Ondan sonra şurada Cebelan oldu. Şurada. Devam ediyor. Yani şurada imkan ve vücub ortasında. Bu mecul aleminde. Mecula girdi. Bunu da 149 Sike-i Tasdik Gaybe'de söylüyor. Tecelli zatine mazhar olmak var orada. O Refik-i Âlâ. İsterseniz verin göstereyim. Orası mı abi Refik-i Âlâ? Yani Refik-i Âlâ. Refik-i Âlâ diyor son anda. Evet. Oradan Refik-i Âlâ'dan başlamış ol. Sike-i Tasdik Gaybe'de bak göstereyim size. Şey var mı Hasan abi? Ettehiyyatü lillahi ve selavatü ve teyvat. Bunun 3 olması anahtar normal şey. Aynı evet. 143. Üçlemeye. Bak diyor ki Gavs-ı Geylani müridi böyle ise ustadını düşün. Yani Resulullah'ı düşün. Gavs-ı Geylani o harika kasidesinin tazamun ettiği ezvak-ı fevkalade. Hazreti Şeyh'in sırr-ı azim-i ehl-i beytin irsiyetiyle yani ehl-i beyti zatında taşıyor. Seyit olduğu için yani sırrını cem etmiş. Bazı istisna insanlar da cem on. Ya neymiş? Sırr-ı azim-i ehl-i beytin irsiyetiyle. Tamam. İkinci sıfatı oldu. Âl-i beytin şahs-ı manevisinin makamı noktasında. Âl-i beyt var ya Resulullah'ın. Onun şahs-ı manevisini toplamış. Bu iki sıfatından dolayı Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle. Bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın verasetine varis. Olunca Ahmet kullandı. Dikkat et. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın veraseti olur. Muhammed'in veraseti olmaz. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle ustad hep yerinde kullanılmış. Verasetiyle hakikat-ı Muhammediyesinde aleyhissalatü vesselam kendini gördüğü gibi meçhulda oraya kadar çıkmış. Fenai mutlak ile orada artık meçhulda fenai mutlak var. Kab-ı Kaysen'e fenai mutlak yok. Mutlak fena yok. Fena var. Ama mutlak fena yok. Hakikat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam kendini gördüğü gibi fenai mutlak mutlak ile ne oldu mecule şey yapınca? Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazhareti noktasında söylemiş. Hani zatın tecelliyatı? O zat o değil yani. Mahiyeti zatiye değil yani. Sıfattaki zat. İmam-ı Rabbani'nin Hazretleri'nin dediğine geliyor. Yani bu zat. Fena, abi biter. Biterse mahiyeti zatiye geç. Bak fenai mutlak ile iyi dinleyin. Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine. Burada ne dedi? Tecelli ehadiyeti neydi? Kelamına ve rüyetine ehadiyetiyle mazhar oldu. Fenai mutlak olunca ne oluyor? Tecelli zat. Burada da dedi tecelli zat. Peygamberimiz için aleyhissalatü vesselam. Tecelli zat dedi. Tecelli zat mı? Ehadiyet mi daha şey? Miraç olduğuna göre o daha... Evet şey ama şu aslında. Şeyi okuyayım da ondan sonra o soruyu cevap vereyim. Değil mi? Yani kısım. Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatıyla ve Esma-i Hüsna'nın azal mertebesi. Bak, tecelli zat düşüktür. Şu o şeyde. Ama tecelli zat sendeki... O dedik ya Esma, sendeki Allah. Rabbul Alemin değil. Kendini görmüş dedi zaten orada. Kendini gördü. Kendinde görünen tecelli zat. Kendisinde gözüken tecelli zat. Onu külli yapan ne yaptı Peygamberimiz? Anahtar, emanet, bir de şey. Nur. İçine konunca o zaman cüz-i külli oluyor. Senin değil, Rabbul Alemin. Rabbin değil, Rabbul Alemin oluyor. O zat. Yani miracın içine onu koyabiliyorsan o külli oluyor bu sefer. İçini çıkart, miracı cüz'i oluyor. Hepsini toplamak. Tumanlar çıkacak diyorsun.
Dumanlar çıkacak. Tabii. Lugata da yazarsın. Miracı Ekber ile Miracı Asgar arasındaki fark. Miracı Ekber, Miracın aynı zat aynı yolu kullanıyor. Ekber olmasının sebebi nur var içinde, anahtar var içinde, emanet var içinde. Üç olursa. Hem kübra oluyor, asgar oluyor. Şimdi saat kaç oldu? İki. Şunu sorsam. Hani geceye karşı çıkıyordun Hasan? Gece bu saatlerde ders olmaz. Kardeş bu mübarek gece. Bugün Miraç gecesi. Bu Miraç gecesi. Bu biz dershanelere uymaz yani. Ondan sonra Miraç gecesi. Yüzümüzü okuyalım. O zaman.